Evet, RimWorld 7. sezon 11. bölümle karşınızdayım. Sürekli söylediğim şeyi bugün yaptım. Konuşarak ikna etme modunu tekrar kurdum. İsmi Snap Out olması lazım. Böyle sopa mopa resmi falan var sanırım. Resminde tam emin değilim. Ama Snap Out olması lazım. Çünkü öyle bir uyarı verdi. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm şu hastanenin bir temellerini atmaya başladık aslında. Ama tabii yetişmeyecek. Çünkü daha çok iş var. Şu arkadaşı öldürme peşindeyiz. Yani bunu kaçınılmaz. Şöyle bakıyorum da. Sağ eli de alın arkadaşlar. Bunu da kendimize almanın peşindeyiz. İki mahkumu. Bu arkadaşımız yemek yapıyor. Yemeğe böylelikle bir kişi kitleyebileceğim. Onun dışında da pek bir şey yapmadık. Şu odaların yapımına devam ediliyor. Şu filler aslında kaşınıyor. Öldürsek mi, öldürmesek mi bilemedim de o iyiymiş. Öyle saldırılar atlattık. Tatlı tatlı. Gul ameliyat sırasında öldü. En son neyini çıkarttık acaba? Akciğer, kulak, el, göz, omurga, bacak, akciğer, böbrek, omurga, kalp. Tamam. Burada ne var? Göz, kulak. Daha burada da varmış. Bacak, el. Ne var ne yok çıkartmışız abi. Şimdi bizimkiler içerisinde herhangi bir rahatsızlığı olan bir kişi var mı? Sol kol. Takabiliyor muyuz? Sol bacak. Niye sol bacak? Sol ön kol kemiği. Yani sol kolu alsam takamıyorum yine. Neyse. Sen? Sen iyisin. Sen iyisin. Zaten çocuklarda problem yoktur. Araştırmaya birazcık önem vermeye başladık. Şöyle gidiyoruz. Ama tabii bu bizi üzebilir. Çünkü araştırmayı ne kadar ilerletirseniz o kadar sağlam saldırılar yiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden sanki şuralardan falan gidecek gibiyim. Hadi bunu yapalım ya. Yani şimdilik böyle bir plan içerisindeyiz. İnsanların biraz daha hızlı çalışması lazım. Elektrik sorunumuz şimdilik yok ama tarıtlara girince inanılmaz bir elektrik sorunum olacak. Onu da muhtemelen şuradan şöyle çekip şuradan falan bağlamak mı daha doğru oluyor? Tam bilemedim. Neyse şu hastanemizi biz bir açalım da abi. Ya şimdi bunun taş kırması lazım. Bunun maden işi varken maden yapar tabii bu. Doğru olarak. Hayvanlar burada. Hayvanlara henüz hiçbir şey yapamadık. Hayvanlar için belki şöyle arkaya bir depo daha açabilirim. Onun dışında atölye olarak şurayı düşünüyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle bir yol açıp şurayı da en azından şöyle kazıp şuradan şöyle bağlarız yani. Şurada tek kişilik bir yol geçişi olur. Şuradan kapı yaparım. Buradan bu tarafa geçmek isteyen geçer. Aslında şuraya da bir kapı yapabilirim ama masadan çok geçmelerini istemiyorum. O yüzden bunu mutfaktan yapabilirim. Dışarıdan geçmeden çıt 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 geçerler. Bunu derim ki bunu buraya yapsınlar. Bunu daha buraya yapsınlar. Tamam. Oradan bir kapı geçiş alanımız olacaktır. Onun dışında şurayı izleyelim ya. Şurayı yapa dursunlar. Bunu da almak üzereyiz yakında. Oğlum bu hala niye burada ya? Şunu taşı. Hoş değil. Çocuk taşı bakayım. Bunu da taşı.
Şuraya kaynak taşı. Bu çocuğu da böyle yavanda gezerken bulmuştuk. Bakalım, değişik bir çocuk. Çatı yapacağız. Buranın çatısını yapmıştım sanırım. Evet. Şurayı şöyle kapatayım mı? Ama düşecektir. Buraya kaldırım yapsam mı diye çok düşündüm. Ama şeyim az olduğu için ardıvazım pek yapma niyetinde değilim. Daha sonra yaparız. Bir de buraya zemin atmak gerekiyor. Ardıvaz oraya da yeterli değil. Bilemedim yani ya. Gerçekten bilemedim. Şunun en azından kalkıp taş kırması lazım. Fox senin de kalkıp taş kırması lazım. Ki bir şeyler olsun. Yoksa olmaz. Buraya da bir ısıtıcı koymam gerekiyor. Bir iki tane. Yani şu taşları bunlar kırarsa güzel olur. En azından hani kaynak sıkıntısı çekmem. Ne yapıyor bu? Sana eğitim için vakit ayırmak gerekiyordu. Onu da ayıramıyoruz ya yavrum. Kuzum. Yani kazma işlerini böyle böyle halledeceğiz. ...500 oldu. Yani şuraların zeminini attığım için çok dert değil yani. Bir de mesela boya lazım bana. Tamam, bunu yeni alım. Güzel oldu bu. Siz kanka oraya gidin, şunu yık. Açlık. Tamam, onu götür. Tamam. Tamam, keyfine bakıyor. Bu da keyfine bakıyor. Şimdi Lenka zaten yemek işine girişti bile. Kanka sen şunları yap. Gardiyanlıkla uğraşma, aşçılıkla uğraş aynen. Ama bunları da yapabiliyormuşsun. O zaman Foxy'yi aşçılıktan aldık. Foxy'yi nereye verdik? Demir, terzi, merzisi. Tamam. Şimdi kırar bu. Buraya da zemin gerekiyor. Şundan şöyle atıyoruz. Ki daha bak buraların zeminlerini yapmamışım bile ya. Üzücü. Buraları yaptık mı? Yaptırmışım. Buraları da yapmışız. Güzel. Şuraya ama işte şura mahvedecek beni şimdi. Neydi bura? Şundan. Şundan. Yani daha iç kısmı ayarlar verilecek. Yavruma iş yetmeyecek hiçbir şey. Odun niye kestirdim ki ben? Neyse, Fox kırıyor. Bu iyi bir şey. Mert ne yapıyor? Mert tütün sarıyor. Norvan ne yapıyor? Tamam, Norvan da taş kırıyor. Bunun bu arada deli... dur, sana silah vereceğiz. Lenka. 4. Şurada aşağıda pompalı vardı. La duruyor mu ki hala? Yani ne iyi ne kötü, al abi. Ateş edersin. Bu arada çocuk. Neyse, sen şunu al, sana bunu taşıtırız. Yani yapacak bir şey yok. Şunu da taşır mısın? 8 tane götürdü.
Burada da var. Burada bir yerde vardı o uzay aracı ama onun sanırım bütün parçalarını götürdük. Tamam. Lenka yemeği halleder. Sara tarımla uğraşmalı. Sara çiftçi. Buraya bir tane de şey lazım. Bileşen. Ah bileşen, vah bileşen. Aa dur, onu araştırmadan nasıl yapacağız ki? Steril malzemeler. Foxy'nin bunu araştırması lazım. Foxy'yi şimdilik bir araştırmaya verelim. Taş kırılır ya. Çocuk şuraya tasarım. Taşımaya devam mı edecek acaba? Devam ediyor. Kanka bir ışığı yap, ışığı yap, ışığı yap, ışığı yap. Yani hoş değil. Güzel. Yemeği yapanımız var. Odaların büyük çoğunluğu yapılıyor. Bak sen niye yemek yapıyorsun ya? Araştırmayı yapsana abicim. Ha? Parayı bitirek be. Çelik de lazım. Çeliği nereden çıkartalım? Şurayı açabiliriz. Açalım. Şöyle açsak yeter. En az bununla tahta mı yapacağız? Neyse şu 5 sırayı yapmayalım. Şunları taşıyalım. Güzel. Kanka şu duvara kaynak taşısana ya. Foxy işi at yapıyor. Kayak taşı. Taşı. Kanka sen full kaynak taşıyacaksın buralara. Tamam mı? Ondan sonra git ne yapıyorsan yap. Ne yapıyorsun lan? Delirdi abi. Kanka sen bir taş kır. Sen de bir taş kır. Buradaki taşları boşaltmak adına. Sonra ne yapacağız? Oraya bakacağız. Buraya elektrik hattı çektik mi? Yok.
Tamam, buraya da yaptık. Buraya da her yere yaptık. Din. Ya şurayı bak temizlediler. Taşı demektense kırmak daha sağlıklı. Bence. Açlık. Kanka onu da kır yemek ye. Tamam Fox'e. Gel Norvan. Sal abicim. Git yemeğini al. Masana otur. Yemeğini ye. Bu arada buralara ekip biçmesi lazım. Her arkadaşımızın. Bakacağız. Üzgünüm. Öksürdüm. Ah kahve. Coffee. Ulan şekere bıraktım. Normalde şekerli içiyordum kahveyi. Şekeri bırakınca çok böyle acı. Yani. Yani. Ama daha iyi ya. Hani şeker kullanmaktansa. Yani şekerli olan çoğu şeyi bıraktım. Söyledim bilmiyorum daha önceki videolarda ama belki söylemiş olabilirim. Şimdi emin de olamadım tam olarak. Yemeğimiz var abicim de Sera. Sen o işini bitirince gel ben sana buralara ektireyim bir ya. Tek çiftçi olunca zor mu oluyor nedir? Saçma sapan ektirdik ya lan. Pedro'nun mekiği hasar almış. Mekikte 2 sivil, 5 asker var. Komutan ve siviller kurtarılmalı ancak askerler feda edilebilir. Öldürmek için saldıracak. Onları savunmalıyım. İyi niyet. Ve onur. Gel lan hadi. O çok uzak bir yere düştünüz. Saldırıyı ne zaman yiyeceğim acaba? Gelin abi buraya. Varım saldırıyı hemen yerim. Tamam. Bunların hepsi o sniperları falan da varmış. Kanka gelin bakalım ya. Allah Mert'e harcarlar lan orada. Çık lan Mert. İyi. İyi üstün bende değil üstünlük. Güzel. Birini de esir alırım. Güzel. Fox 7 saat tıp kültür. Güzel yeni araştırmacımızı bulduk. Şunu stabilize eder misin? Allah sağlıkmış. Neyse. Şurada bir sniper vardı. Kaçtı mı o? Ya burada hunting rifle normal. Hunting ise boş ver. Neyse keserim, biçerim. Türlü türlü şeyler. Kanka bunu al git. Bir daha saldırı olmaz. Gege. İyi niyet. Mert'i bir Sera
Tedavi etsene abicim sen bunu. Tekme attı. Yoksa bunu tedavi etmiyorsun. Sen şimdi katılmıyor musun kardeş bize? The Orange Valley Settlement. Öyle bir fraksiyon mu var ki? The Orange Valley Settlement. Tamam. Serbest bırak abi. Çocuk. Serbest bırak. İşte bu. Şimdi 12 puanını oradan alırız. Bu adam sağ çıktığı için. İşte bu. Bir taşla iki kuş vurmak arkadaşlar. Bir taşla iki kuş vurmak. Bazen stratejik hamlelerin önemi güzel oluyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu tarz oyunlarda. Şimdi imparatorluğa yardım ettik. Bu bize beleş, düşen mekik verdi. Bir sürü yemek neyim verdi. Taşı. Mesela bu yemekler öyle verilmez herkese. Taşı abicim. Yani başarılı. Sen de şuradan şunu taşı. Metan gel bunu taşı. Lenka da gelip bunu taşısın. Şimdi bu sadece bunu almaz. Aynen. Bu sadece bunu alır. Sera almış gitmiş bile. Fox ve Sera aç. Sen niye kötüsün kanka? Çok aç. Yiyeceksin oğlum birazdan bekle. Şimdi ölüm ölü bir şeyler gördü. O da sıkıntıya sokacak onu. Tamam. Kanka ben size bir şey veremem. Bugün olmaz abi. Foxy'ymiş la, tilki gibi duruyor. Foxy de güzel hatun ha. Aferin lan Mert. Güzel yapmışım Foxy'yi de. Çocuğa niye bir gözü bantlı abi? Bunun tipi mi böyle? Yani sökeyim mi ben bunun gözünü ne yapayım? Ölemedim. Lenka eskimiş kıyafet. Hadi birer tane bundan yapalım hadi. Çocuğum taşı. Sana ben eğitimhane de oluşturmalıyım da nasıl oluşturmalıyım? Ah ah. İşte hiç olmadı. Hiç olmadı. Gel. Hiç olmadı ya. Lenk arkaya geçsin. Oha. Biraz fazla değiller mi ya? Cleaning motor. Biraz fazlalar ya. Neyse şu pompalı bayağı iş görür. Arkadan da geliyorlar. Çocuğa saldıracaklar. Foxy geri gel. Sıkın koçum buna. Gel böyle. Sık. Oğlum sen de tehlikeli yerden ateş ediyorsun. Gel böyle. Gel böyle. Şunu tarayın. Gel 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 gel. Bitmez. Gel gel gel. Bebeğin orada ne işi var? Bebek kurşunların içinde. Gidin abi.
Hadi bunları da taşıyalım. Şimdi sen bunu tamir edebilir misin ki? Düşük mü diyecek? Çok düşüksen. Bu Foxy gel. Güzel. Şimdi buranın çoğunu tamir etmek lazım. Bunların çoğunu götürüp atmak lazım. Kanka bunu tedavi ettiniz mi? Temizle. Yani kan olmasın etrafta. Şimdi sağlam abilerimiz, ablalarımız. Taşı. 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 Sen taşıyamıyorsun. Tamam. Güzel ya. Hiçbir yer kırılmadı. Gerçekten güzel. Hastalık. Kanka sen de sürekli enfeksiyon oluyorsun ama ya. Sağ keseyim sağ ayağını, yenisini takalım. Lenka taşı, Mert taşı, Foxy taşı, Sara sen de onu besle. Dinlenme sıfır diyor la. Sen de git bunu taşı. Tamam, cesetlerden kurtulduk. Robotumuzu da yaptık, çalışıyor. Mert de iyileşti. Norvan'ı da kurtaracağız. Benceyiz. Sera, yerine yat. Yat. Norvan ne abi ya? Allah Allah. Allah Allah. Sera bebeği bırak. Ya bir maymunumuz eksikti. Şimdi bir file sıkacaklar ha. Gidin abi. Git. Şunu avla. Bak sen avla. Ay. Bir anda gıcıklaştı işler. Tamam. Ticaret olur. Yani aslında bak tarafsız 1, tarafsız 2, şu da yakında gelir bize. Barış görüşmesinden bayağı artı aldık. 1, 2, bundan da artı alacağız. Sen zaten boş ver. 3 diyelim. 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Dur bunu saymıyorduk. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. 5'e 4. Yani denk. 5'e 4. İyi bir rakam. Uyusunlar abi. Dinlensinler. Bugün dinlenme günü. Şunu ama nasıl yapacağız? Neyse tamam halledilir ya. Böcekleri çözdük ya, o bana yeter. O bana harbiden yeter. Pek böyle ışıl ışıl değil içerisi. Yani en azından mesela şuralar falan karanlık. Buralara gerekir. Buralara attık ama buralara da mı atsak? Çok da ışık yapmak istemiyorum ama neyse. Kim mama yaptı ya? Neyse. Şundan mı yaptınız acaba?
Allah kesiyorlar lan örüm. Böcekleri kestik. Neyse. Diyor ki 6 yaşındaki çocuk aranıyor. Barış Öten'e saygısızlık ettiği itiraf ediyor. Şimdi ikisi de onu kovalıyor. Güvenlik için yalvarıyor. Kabul ederseniz hem bu hem de bu saldıracak. Bilemedim abi. Bence bunu bir sonraki bölüme bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız, etkileşim katılırsanız harika olur diyoruz. Hoşça kalın.